Ekranların yol gösteren Gezi Kültür Programı rehberi hoş geldiniz. Ben Mert Savaş. Efendim, Ramazan ayının coşkusunu, güzelliklerini rehber farkıyla ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Bu hafta rotamızı gelsek bile daha önce daha anlatacağımız birçok konunun olduğu, bu programın da yetmeyeceği, artık il olması gerektiğini düşündüğüm, kültürüyle, tarihiyle, gastronomisiyle çok farklı özelliklere sahip olan Tarsus'tan gerçekleştiriyorum Eshab-ı Kehf. Ardından efendim gezilecek diğer güzellikler, yöresel lezzetler, kültür, tarih, sanat, gastronomi, harika bir program hazırladık. Sözü fazla uzatmıyorum. Tarsus Belediyesi'nin misafiri olarak geldik. Haluk Başkan'ın misafiri olarak geldik. Rehber başladı. İyi seyirler. Rehber Tarsus'ta devam ediyor. Efendim, en son 2,5-3 sene önce gelmiştim. Ve daha önce yakın zamanda Tarsus'a geldiğimde demiştim ki, sosyal medyamdan da özellikle belirtmiştim, yine bana yazacaksınız niye Eshab-ı Kehf'e gitmedin diye. Ben de cevap olarak şunu söylemiştim: ben Ramazan'da geleceğim. Allah ömür verdi, Ramazan'da tekrar buraya geldik. Şimdi geldik. Ben şaşırdım. Belki de hafta içi olmasından dolayı. Daha önceki yıllarda biraz daha tabii bölgedeki depremin de çok büyük etkisi var. Onu da söyleyeyim. Hani daha önceki Ramazanlarda daha büyük bir kalabalık vardı. Belki hafta sonu daha çok gelen oluyordur bilmiyorum ama ben bunu depreme bağlıyorum. Çünkü özellikle çevre illerden gelenler çok oluyordu ziyarete. Şimdi önemli bir konu. Sağ olsunlar, Tarsus Belediyesi zaten bize ev sahipliği yapıyor. İşte izin gerekiyordu. Sağ olsunlar hemen devreye girdiler. Başta Mersin İl Müftüsü olmak üzere. Tabii ki ilçe müftümüze de teşekkür ediyorum. Ve ben ne zaman sıkışsam bir telefonumuzla da elinden gelen dostluğu gösteren, bu sene Trabzonspor'dan da yüzü gülmeyen Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük abime de buradan bir selamlarımı yollayayım. Şimdi efendim, programda da sık sık dile getiriyorum. Tarsus öyle bir şehir ki belki de dünyanın başka bir ülkesine bağlı bir ilçe olsaydı birçoktan il olmuştu, ki Tarsus bunu fazlasıyla hak ediyor. İki, buradaki kültürel yapı o kadar zengin ki Tarsus'a girerken aslında para verip girmeniz gerekiyor. Vallahi dünyanın başka yerinde olsa böyle olurdu. Niye biliyor musunuz? Programda da zaten göreceksiniz kısmen. Ya her köşesi bir kültür. Ve işte Hazreti İsa ile başlayalım. Daha doğrusu öncesi de var. Hani tek tanrılı inanç sisteminin, peygamberlerin bu bölgede inançlarının yayılmasıyla beraber aslında Tarsus tüm bu geçişlerde çok önemli isimlere, çok mübarek zatlara ev sahipliği yapmış olan bir yer. Şimdi Eshab-ı Kehf'e geldim. Şimdi bana Kahramanmaraş'tan yazacaksınız, biliyorum. Bizde de var, asıl burası. Diyarbakır, Eğil yazacak. Bizde de var burası. Vallahi hepsine saygı duyuyorum ama benim için Eshab-ı Kehf Tarsus Dedeler Köyü. Şimdi böyle genç bir kardeşim var benim, Ahmet kardeşim, sağ olsun haklı olarak dedi ki izinler olursa dedi ben seve seve anlatırım ve dedi üzerinde de durmak istediğim konular var. Önce ona bir merhaba diyelim. Nasılsın dostum? Çok şükür, iyiyim, hoş geldiniz. Dostum, size nasılsınız? Dedim, kusuruma bakmadın değil mi? Estağfurullah ya, ne kusur. Şimdi başlangıç çok önemli değil mi? Başlangıç. Tabii. Biz bazen farkında olmadan, hani doğrusunu öğrenmek lazım,
bir yere geldiğimiz zaman bir kere önce o yerin adını doğru söylemek zorundayız. Beni sen çok güzel uyardın, evet, sevgili hocam. Çok güzel uyardın. Biz şimdi, neredeyiz? Şimdi Tarsus'tan buraya cemaatimiz geliyor. Geldikleri zaman ben birkaç tane soru soruyorum. Burayla ilgili bir bilginiz var mı diye. Tabii kardeşlerimiz direkt ben şuna değiniyor. Biz Tarsusluyuz, yıllardır buraya geliyoruz diyor. Ben de diyorum ki Eshab-ı Kehf ne demek diyorum. Ondan sonra arkadaşımız, kardeşlerimiz Eshab-ı Keyf diyor. Şimdi keyif dersek eğlence olur, kehf dersek mağara olur. İlk başta bu yanlışı düzelterek başlayalım. Yani ya mağaranın başlayalım dostları ya, evet, alemci dostlar. Evet, eğlenceli öyle anlam dostlar oluyor. Tabii biz mağaranın dostları için geliyoruz. Diğerleri için gelmiyoruz tabii ki. Em hasibte enne eshabel kehfi ver rakimi kanu min ayatina acebe diyor Allahu Teala. Biz de bundan dolayı Eshab-ı Kehf diye adlandırmamız lazım. Orada enne eshabel kehfi, yani mağaranın arkadaşları, mağaranın dostları diye geçtiği için. Bu yanlışı düzeltmemiz lazım tabii ki. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Yavaş yavaş aşağıya doğru inelim. Bu arada hocamı niye sevdim onu da söyleyeyim. Şimdi efendim, biz her programda hayvan sevgisini dile getiriyoruz. Burada da zaten kıtmir olayına da değineceğiz ama bahçede kedileri var. Benim büyük ihtimalle tahminim de sevgili Ahmet hocam da onları aç bırakmıyordur orada. Bırakmıyorsun değil mi? Ne yiyorsak daha fazlasını onlara veriyoruz. Maşallah ya. Onlar diyorlar ya bizim dilsiz dostlarımız diye. Vallahi ne güzel ya. Çok da güzel kediler. Hocam vallahi giriş çok güzel oldu. Bir kere önce doğru telaffuzla nereye geldiğimizi öğrendik. Şimdi başımızı eğeceğiz tabii. Ne zaman da buraya gelsem yani insan farklı duygular hissediyor. Şimdi biz kayda girmeden önce Ahmet hocamla sohbet ederken Ahmet hocam bir şeyin altını çizdi. Dedi ki asıl olan, dedi, gerçek bilgi Kur'an-ı Kerim'de geçen ayettir. Ondan sonra, dedi, sani hadisse o. Ondan sonrası, dedi, rivayettir, bilgidir. Doğru mu? Tabii, o zaman biz hepsinden önemlisiyle başlayalım mı hocam? Burası hangi ayetlerde ve nasıl geçiyor? Kehf suresine baktığımız zaman, Kehf de zaten Eshab-ı Kehf'ten alınmıştır. Kehf sözcüğü, kelimesi. Kehf suresinin 9. ve 26. ayeti kerimelerinde Eshab-ı Kehf'ten bahsedilmektedir. Az önce okuduğumuz ayeti kerimede de em hasibte enne eshabel kehfi ver rakimi kanu min ayatina acebede de Allah-u Teala Eshab-ı Kehf'i Eshab-ı Kehf ve rakimi, yoksa sen bilmez misin? Onlar Allahu Teala'nın garip, mucizevi ayetlerindendi, delillerindendi diyerek anlatmaya başlıyor. Şimdi ben tabii girişte de bir yazı var, onu da okudum. Ben giriş yapayım, hocam yanlışım varsa lütfen düzeltin çünkü çok hassas konular. Hazreti İsa'ya peygamberlik tebliğ edildikten sonra tabii ki sadece burada değil birçok noktada kendi düzenleri bozulduğu için Hazreti İsa'nın yolundan gidenlere zulüm başlıyor. Hazreti İsa demeyelim de bazı kaynaklarımıza göre, bazı rivayetlere göre Hazreti İsa'dan sonra, bazılarına göre Hazreti İsa'dan önce. Bir dönem olarak bakmamız lazım bu meseleye. Dönem olarak da Roma İmparatorluğu diye ifade edersek çok daha doğru bilgi olur. Yani ama işin özü şu değil mi yani? Tek Allah'a inananlarla farklı inanıştaki güç sahiplerinin aslında bir böyle zulme uğratması tek tanrıya, Allah inancını olanlara. Evet, şimdi biz şöyle tarif ediyoruz. Bu gençler nasıl gençler diye baktığımız zaman bu gençler la ilahe illallah diyen tevhid ehli insanlardı. La ilahe illallah ne demek? Biz Allah'tan başka kimseye inanmayız demek. Biz kula kul olmayız demek. Biz sadece Allah'a itaat ederiz demek. Ayet-i kerimede gençleri tarif ederken şu geçiyor ayet-i kerimede. İnnehum fityetun amenu bi rabbihim. Onlar gençlerdi. Nasıl gençler? Emenu, iman eden. Bir Rabbihim, Rablerine. Bunlar kaçıyorlar değil mi? Kaçma diye ifade etmek biraz sığ ve yanlış olur. Kaçma demeyelim de tercih etme diyelim. Tercih. Neyi tercih ediyorlar? Eshab-ı Kehf olmayı tercih ediyorlar. Ersus'ta yaşarken bu gençler Ahmet'ti, Mehmet'ti, Mehmet'ti isimleri, Yemli Haydi, Meksilen Haydi. Bu isimlere asla takılmayacağız. İsimler burada önemli değil. Bu gençler orada Yemli Haydi, Meksilen Haydi, Mislin Haydi. Bunlar dediler ki biz onlar olmak istemiyoruz dediler. Biz Dekkanus'u bırakıyoruz, Allah'ı tercih ediyoruz. Biz
Dünyayı, maddiyatı, ailemizi, sevdiklerimizi hepsini bırakıyoruz. Allah'ın rızasını tercih ediyoruz. Biz batılı bırakıyoruz, hakkı tercih ediyoruz diyen gençlerde. Buna odaklanmak lazım. Biz hayatımızda neyi bırakıyoruz, neyi tercih ediyoruz? En sonunda da bu soruyu kendimize sormamız lazım. Bu sayı ile ilgili de çok güzel bir örnek verdiniz kayda girmeden önce. Yani bu sayı 7'ydi, 17'ydi, 9'du, bunu da dediniz değil mi? Yani net olarak bilinmiyor. Ayet-i Kerime'ye bakmamız lazım. Az öncesinde ifade ettiğiniz gibi bizim için asli kaynak Müslümanlar için Kur'an ve hadislerdir. Ondan sonra tarihi kaynaklara bakarız. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bir ayet-i kerimemizde Bismillahirrahmanirrahim. Seyekulune thalâthetun râbi'uhum kelbuhum ve yekulune khamsetun sâdisuhum kelbuhum racben bil gayb diyor. Allah-u Teala Peygamberimize ithafen. Kimileri 3 kişi derdi, köpeğe deklerdi 4 kişi yapardı. Kimileri 5 kişi derdi, köpeğe deklerdi 6 kişi yapardı. Ayet-i Kerime'nin devamında. Kimisi de 7 kişi derdi, köpeğe eklerdi 8 kişi yapardı diyor. En iyisini Allah bilir, sen onlarla münakaşaya girme diyor. Sadakallahu lazim diyeceğiz, kenara çekileceğiz evet. O zaman. Orada bir ifade de çok önemli aslında. Racben bil gayb diyor. Karanlığa taş atar gibi diyor. Biz karanlığa taş atmayacağız inşallah. Kur'an'ın ışığını almaya çalışacağız. Şimdi bu sayısı belirlenemeyen, o zaman net belli olmayanlar bu mağaraya geliyorlar değil mi? Şimdi bu hocam duymuşsunuzdur. Mesela bu Maraş'ta olsun, Eğil'de de olsun söyleniyor ama ya, tabii bu belki de birazcık özel bir soru olacak. Ya bana göre bu mağara. Ya şimdi bir önemi var mı? Şimdi insanların ilk başta odaklanması gereken nokta az önce bahsettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'e bakmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'e nasıl anlatıyorlardı? Rablerine iman eden gençler olarak anlatıyorlardı. Bizim en başta bunu önemsememiz lazım. Yer konusunda şöyle bakmamız lazım. Kaynaklarımızda nasıl geçiyor diye bakmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'de وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا دَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَم۪ينِ وَاِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ ف۪ي فَجْوَةٍ مِّنْ Ayet-i Kerime'de güneş doğduğu zaman tam tepeden, battığı zaman da mağaranın girişinden, şu karşı taraftan gördüğünüz gibi karşı taraftan akarak geliyordu diyor. Bunu delil olarak alıyoruz ve burada uyduğu için diyoruz ki tamam diyoruz ayet-i kerimede delil bu diyoruz. Ayette başka delilimiz yok ama. Ondan sonra hadis kaynaklarına, tarih kaynaklarına bakmaya başlıyoruz. Dekyanus'un Ersus'ta yaşadığı geçiyor kaynaklarda. Ersus deyince aklımıza ne geliyor? Ankara geliyor. Değil tabii ki, Tarsus geliyor. Yani ondan dolayı Tarsus diyoruz. Onun dışında ne yapıyoruz? Eskiden Hristiyan hacılar hacca giderken yol üstünde buralara uğrarlarmış, manevi yerlere uğrarlarmış. Hatta yol üstleri bu manevi yerlere yakın yerlerden geçermiş. İnsanlar gittikleri zaman tüm ihtiyaçlarını giderebilirlermiş. Dini ihtiyaç da dahil. Bakıyoruz, bu da diyoruz Kudüs yolu üstünde mi diyoruz. Evet diyoruz, bu da böyle diyoruz. Bunun dışında buranın kendine has delilleri var. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine bakıyoruz. Evliya Çelebi de burası hakkında olumlu düşünceler naklediyor. Bunun dışında 12 tane tefsir alimimiz, İnternetten bunları araştırabiliriz. Fahrettin Razu gibi tefsir alimlerimiz, kendi alanında ihtisaslaşmış, günümüzdekilerden bahsetmiyorum, asli eskilerden bahsediyorum. Bunlar da burası olduğunda böyle hemfikir olmuşlar. Kendi aralarında şey yapmışlar, kaynaklara dayanarak tabii. Kendi düşüncelerine değil, kaynaklara dayanarak, delillere bakarak. Ve en önemlileri de günümüzdeki cemaatler, manevi olarak değer yani güçlü olan insanlara sorduğumuz zaman da şunları alıyoruz. Hocam diyoruz, yıllar önce de biz buradan alıyorduk, şimdi de buradan alıyor, manevi desteği diyoruz. Biz de onlara tabi olarak diyoruz ki Allah'ın izniyle Kur'an-ı Kerim'de, hadiste, tarihi kaynaklarda yer konusu geçmiyor. Allah'ın izniyle burası diyoruz. Şimdi buraya geliyorlar. Peki bundan sonrası aslında birazcık rivayete mi giriyor? Kaç sene uyudukları? Ayet-i Kerime'ye giriyor. Uyku süresi var mı ayet-i kerimede? Evet, ayet-i kerimede var. Şimdi gençler hicret ettiler dedik. Buraya hicret ettiler. Allah'ı tercih ettiler dedik. Geliyorlar. Ayet-i kerimede şöyle geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. İz evvel fityetu ilel kehfi. Gençler mağaraya geldikleri zaman. Fekalu rabbena atina min ledunke rahme. Dediler ki Rabbimiz bize kendi katından rahmet ver. Ve heyyitlene min emrina raşede. İşlerimizi, güçlerimizi rast getir. Bize işlerimizde bir çıkış kapısı nasip eyle diye burada dua ettiler. Şimdi burada ne yaptılar? El açtılar. Elleriyle dua ettiler. Dilleriyle zikir çektiler. Namaz kıldılar. Tefsirlerimizde yazar. Yani tüm bedeniyle Allah-u Teala'dan bir çıkış kapısı için dua isterler. Yalvardılar, yakardılar. Bunun yüzü hürmetine Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'e göre 309 yıl bu gençleri uyuttu.
Bu gençler 309 yıl uydular ama iki evreden uydular. Kur'an-ı Kerim diyor ki 300 sene uydular, 9 senede ilave ettik diyor. İki sene, iki tane aşamadan bahsediyor. Buna da dikkat etmemiz lazım. Burayla ilgili de tefsirlerimizi okursak daha detaylı bilgiye sahip oluruz. 309 sene Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Peki, uyanma süreci nasıl oluyor hocam? Uyanma süreci Allah-u Teala'nın tabii gücü takdiri öyle bir devirde uyandırıyor ki bu gençler aslında uyutularak ne yapmışlardı? Korunmuşlardı değil mi? Dekyanus'un zulmünden korunmuşlardı. Bu gençler öyle bir devirde uyanıyorlar ki Arius'un devrinde uyanıyorlar. Arius'un devri ne demek? İnançlı bir insanı devri demek. Allah-u Teala'nın gücünü, kudretini burada da görüyoruz. Öyle bir devirde çıkıyorlar, Arius'un devrinde çıkıyorlar. İnançlı bir devirde. Uyuduklarındaki hal nasıl ise uyandıklarında öyle. Yani genç uyuyup yaşlı uyanmıyorlar o zaman. Yok. Nasıl yattılarsa öyle kalkıyorlar. Bazı kaynaklarımızda, hadis kaynaklarımızda olsun, bazı bilgilerde şöyle ifadeler geçiyor. İşte gençlerin sakalları uzamıştı vesaire vesaire geçiyor ama şimdi tabii biz bundan doğruluğunu ispat edemediğimiz için biz ne yapıyoruz? Daha muteber olana, daha doğru olma ihtimali olana güveniyoruz. Uyuduklar gibi uyandılar diyoruz. Yani. Sonra kendileri anlıyorlar mı? Şimdi az önce bahsettik, iki aşamadan uydular dedik ya, Allah-u Teala uyandırdıklarında gençleri 300 seneden sonra orada şunu diyor, aranıza bir tahmin edin, yani onları diyor denemek için uyandırdık diyor. O an o arada gençler kendi aralarında şey yapıyorlar, tahminde bulunuyorlar. Kimisi bir saat uyudu, kimisi yarım saat uyudu. Tefsirlerimizde başka kaynaklarda farklı rakamlar geçiyor, bir hafta 10 gün diyor. Kendi aralarına tartışıyorlar. Ondan sonra Allah-u Teala bir daha uyu diyor. Aslında bu gençler uyduklarını bilmiyorlar. Anlıyoruz çünkü bu aradaki evreden uyandırmadan bunu anlıyoruz. Uyandırıldıklarında yaptıkları davranışlara baktığımızda da bu gençlerin aslında ne kadar uyduklarını bilmediklerini anlıyoruz. Hocam şimdi çok yani güzel anlatıyorsunuz. Bir de ben de şunu çok seviyorum. Ben daha önce de gittiğim bir yere daha sonra geldiğim zaman hani oranla ilgili farklı bilgiler aldığım zaman ben mutlu oluyorum. Hani ekran karşısında da mutlaka hani bir ezbere anlatmak var. Ben o yüzden sizden rica ettim. Bir de bunu ayetiyle ve bahsettiğiniz şekilde anlatmak çok daha etkili. Sonra ne oluyor hocam? Yani şimdi bu gençler uyandı. Sonra normal hayata çıkıyorlar mı? Bakıyorlar mı ya burada ne olmuş? Hani buralar değişmiş mi? Biz şimdi az önce bahsettik. Gençlerin burada uyuduğundan bahsettik. Değil yani mi? Şurası olarak evet. Kabul ediyor. Ayet-i Kerime'de diyor ki mağaranın tam ortasında diyor. O zaman burası. Burası olduğunu takriben yani yaklaşık olarak burası olduğunu tahmin ediyoruz. Burada gençler uydular, dinlendiler, uyanıyorlar. Uyandıktan sonra tabii insanlar kendi aralarında konuşmaya başlıyor gençler Eshab-ı Kehf. Diyor ki ne yapalım ne edelim diyor. Bu Dekyanus ne oldu diyor. Ailemiz ne oldu? Sevdiklerimiz ne oldu? Bunun akıbeti ne oldu diyor. Her şeyi bir şey yapıyorlar. Kendi aralarından istişare yapıyorlar. Ondan sonra kendi aralarından bir tanesini seçiyorlar. Yemliha'yı şehre gönderiyorlar. Ersus'a gönderiyorlar. Yemliha giderken de diyorlar. Dikkat et diyorlar. Bilgi ve yani casusluk ve gıda ihtiyacı için gönderiyorlar. Ondan sonra da Yemliha şehre doğru gidiyor. Sonrası? İşte sonrası hikaye kısmına dayanıyor. Burada mesela güzel ayet-i kerimelerimiz var. Benim tam bu kısımda anlattığım iki tane güzel ayet-i kerime var. Ondan bahsedelim. Biraz da ders çıkartalım. Çünkü burası ders çıkarma yeri. Şimdi Allah-u Teala diyor ki bir şey yapacağınız zaman diyor yapacağım demeyin diyor. Yarın yapacağım demeyin diyor. İlla en yeşe Allahu diyor. Ancak Allah dilerse diyor. İnşallah derse diyor. Biz buna dikkat etmemiz lazım. Her inşallah dediğimizde Eshab-ı Kehf'i, her Eshab-ı Kehf'i hatırladığımızda inancımızın gerekliliklerini hatırlamamız lazım. İnancımızın gerekliliği ne demek? Doğru olacağız. Peygamberimiz doğruydu. Yalan söylemeyeceğiz, hırsızlık yapmayacağız. Bunun gibi temel şeyler hatırlayacağız. Dışarıdan baktığı zaman Müslümanla yakışmayan hiçbir şey yapmamaya çalışacağız. İşte bu demek, inancın gerekliliği demek. Ondan sonra başka bir ayet gelmedi. Allah-u Teala gençlere şöyle bir ifade de kullanıyor. Diyor ki, eğer diyor yakalanırsanız diyor, sizin başınıza iki şey gelecek diyor. Birincisi diyor, ya dinden çıkartılacaksınız, ikincisi öldürüleceksiniz diyor. Eğer dinden çıkartılırsanız, وَلَنْ تُفْلِحُ اِذَنْ اَبَدُ اَبَدِيًّا فَالْحَا اَرَمَزْسِنِزْ diyor. Bizim burada Müslümanlar olarak diri durmamız lazım. Allah-u Teala ne diyor gençlere tavsiyesinde? Yakalanma kardeşim. Yakalanma ne demek? Tedbirli ol, tevekküllü ol, liyakatlı ol, işini iyi yap demek. Savaşlarda Peygamber Efendimiz ne yapardı? Camiye gelirdi. Cami sadece namaz kılma yeri değildir. İstişare ederdi. Hatta öyle savaşlar oldu ki Peygamber Efendimiz savaşmayalım diyor. Halk savaşalım diyor. Ne oluyor peki? Peygamberimizin dediği olmuyor. Halk çoğunluk neyse onun dediği oluyor. Ve öyle savaşa gidiyorlar. Bizim bunları önüne kalmamız lazım. Bunları uygulamamız lazım. Bizim kendi kafamızdan ya da herhangi bir insanların basit mantıkla yaptığı şeyler değil de
Kur'an-ı Kerim'de, hadislerde ne diyor? Bizim burada ilkemizin ne olması lazım diye bakmamız lazım. Hocam, son olarak şunu soracağım. Çünkü Hüseyin abi bayağı bir detay, görüntü. İşte bazen bir fotoğrafla bitiyor da televizyon olunca da hocam hep buna uygun görüntüleri vereceğiz. En son olarak artık buradaki uyurların ne olduğu bilinmiyor değil mi? Evet. Şimdi gençlerin ne zaman yaşadığına baktığımız zaman gençler sadece Roma İmparatorluğu zamanında yaşadı diye veri çıkartabiliyoruz. Tarihçilerimiz Hazreti İsa'dan önce, sonra, şu tarihte, bu tarihte diye tahminler yürütebiliyor. Herhangi bir mutabakat sağlayamıyorlar, ancak şey yapabiliyorlar. Gençlerin kaç kişi olduğunu ayet-i kerimeden az önce öğrendik. Allahu alem diyoruz, Allah bilir diyoruz. Gençlerin yaşayıp yaşamadıklarını da bilmiyoruz. Ne zaman yaşadılar, ne zaman vefat ettiler, buradan kaçtılar mı, kaçmadılar mı, mağaranın deliklerinden girip de başka yerden mi çıktılar, bunu da bilmiyoruz. Bundan dolayı işte bu gençlerin burada ne zaman yaşadı, ne zaman şey yaptığını, vefat etmediklerini, yani bu gençler hakkında, akıbetler hakkında bir bilgi sahibi değiliz. Bunu hemen şuradan anlayabiliriz. Biz buraya az önce ne dedik? Makam dedik. Eğer burada gençlerin bedeni olsaydı, buraya biz ne derdik? Türbe derdik. Makam ne demek? Gençler geldiler, dinlendiler, gittiler. Türbe deseydik gençlerin bedeni burada olurdu. Kullandığımız ifadelerle aslında gençlerin akıbetlerini bilmediğimiz anlaşılıyor. Bununla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler olursa Ahmet Akgündüz'ün de, Profesör Ahmet Akgündüz'ün de Eshab-ı Kehf, Tarsus tarihi ve Eshab-ı Kehf ile ilgili kitabı da var. Burada ilgili Tarsus'un tarihi özellikle çok detaylı şekilde anlatıyor. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Şimdi efendim bol bol görüntü ekrana getireceğiz. Yani hocam söylemekten bıktı. Sadece Ahmet hocam değil. Yani Diyanet yazmaktan bıktı. Televizyona çıkan alimler, profesörlerin artık dilinde tüy bitti. Biz programlarda artık söylemekten yorulduk. Ama yine söyleyeceğiz. Ya Allah aşkına gelin, ziyaretinizi edin. Bilgi sahibi alıyor olduysanız ne mutlu size. En fazla yapacağınız, hani burası sadece onların makamı da olsa, bir ruhlarına en fazla yapacağımız bir fatih okumaktır Allah aşkına. Yine şu anda iyi gördüm. Buralarda dönmeler, tavuk kesmeler, adak adamalar, mum yakmalar, gelip taşlara sürtünmeler, buradaki buralara gelip el koyup, bunlardan Allah aşkına yani. Bunları yaptığınız zaman yani farkında olmadan çok farklı yerlere gidiyorsunuz. Değil mi hocam? Gelin burada evet. Saygıyla ziyaretinizi yapın. Çok bir şey de yapmak istiyorsanız çok kolay ya. Bir Fatiha. Şimdi ben burayı şöyle tarif ediyorum. Kendi tarifim. Diyorum ki kardeşlerim diyorum. Siz buraya geldiniz diyorum. Burada diyorum Allah'ı hissedebiliyorsanız diyorum. Eshab-ı Kehf burası diyorum. Bunu al diyorum. Nerede hissediyorsan Allah-u Teala'yı. Peygamber Efendimiz'in Hira mağarası vardı. Peygamberimiz orada hissediyordu. Orada tefekkür ediyordu. Sen kendi evinde de hissediyorsan Eshab-ı Kehf orası diyorum. Yani biz Müslümanlara özel bir şey var. Bunun farkına varmamız lazım. Müslümanlara özel şey ne? Her taraf mescit bize. Her tarafta ibadet yapılabilir. Yani baktığımız her tarafta ibadet yapabiliriz. Buna dikkat etmemiz lazım. Sadece temiz olması lazım. Buna dikkat etmemiz lazım. Ve dinde olmayan şeyleri yapmamamız lazım. Ya burada şimdi bak kapanmış galiba. Şu aşağıyı çekersin Hüseyin abi. Yani yoruldum farkındayım. Ama yoruldum. Yani sırtında taş taşımıyoruz. Seyit Onbaşı gibi de 210 kiloyu kaldırmadın. 300 kiloyu. O yüzden gel. Şimdi bak şöyle baktığımız zaman. Sana Hüseyin abi bol bol görüntü alınacak yer var. Yani işin rivayet kısmına girersek ben yemin ediyorum burada bir şey anlatayım. 5 kişi duysun, 10 sene sonra bu 10 bin kişi, 20 bin kişi olacak, olmayan da olmuş olacak, işin ucu bambaşka yerlere gidecek. Mesela bir zamanlar şurasıydı değil mi, kapanmış. Efendim yok buradan 3 kere geçince günahlarının affolacağına inananlar vardı, burası kapandı. Yok şu mağaradan girersen şöyle olur. Ya Allah aşkına Adana'da Çoban Dede türbesi var, altında şebeke suyu var. Bu su şebeke suyudur, lütfen içmeyin denildiği halde hala gidip o suyu içenler var. Bu mağaranın suyuna gelip burada Allah aşkına gelin. Hocam ne güzel anlattı. Artık her şey şu telefonlarda cebimizde. Ayet üzerinden gidin. Ondan sonra ya şu maneviyatı hocamın söylediği gibi bir hissedin. Da söyleyelim mi? Şimdi biz sahih kaynak öğrenmek istiyorsak nereye bakacağımızı iyi bilmemiz lazım. Bir insan domates bile alırken araştırıyor değil mi? Hatta birkaç kişiye de soruyor. Abi sen bunu denedin mi biliyor musun diye. Bizim neye bakmamız lazım? Az önce Kehf suresi 9. ve 26. ayet-i kerimelerinde Eshab-ı Kehf'ten bahsediyor. Açıp bizim Türkiye Diyanet Vakfımıza ait olan 5 ciltlik tefsirimize bakmamız lazım. Kur'an yolu tefsirimize bakmamız lazım. Biz zaten burayı okursak, okuduktan sonra da mesela diyelim ki tavuk kesmekle ilgili bir şey merak ediyor isek, biz direktmen tavuk kesmek ya da herhangi bir ifade kullanarak Türkiye Diyanet Ansiklopedisi yazarsak internete, onunla ilgili makaleyi okursak çoğu şeyden kurtuluruz, hurafelerden kurtuluruz.
Teşekkür ediyorum. Kaynak bu. Vallahi sağ olsun. Hocam bizi kırmadı. Geldi. Gayet de güzel anlattı. Hüseyin abi yoruldun biliyorum da. Ben her geldiğimde az önce de söylediğim gibi ben buradaki maneviyatı hisseden biriyim. İlk geldiğim sene çocuktum. 1980'li yılların başıydı. Sonra 2000'li yılların başında geldim. 3 senede bir, 2 senede bir mutlaka geliyorum. Yani gelin görün Tarsus dünyanın en önemli kültür ve inanç merkezlerinden biri. Bir de il olursa yıllardır beklediği hayali gerçek olacak. Hüseyin abi seni mağarayla baş başa bırakıyorum. Rehber devam ediyor. Tarsus'ta çekimlere gelmeden bir gece önce sevgili Ozan kardeşim bizi iftara davet etti. Tarsus Belediyesi'nden. Abi dedi, sana dedi öyle bir lahmacun yedireceğim ki Tarsus lahmacunu, bildiğin tüm lahmacunları unutacaksın dedi. Ya ben de genelde hani bu tip davetlere vaktim varsa icabet ederim ama şunu da içimden söylerim. Ya ne gelecek yani, kırmayalım. Hani Ozan da genç kardeşimiz, hevesli kardeşimiz. Ya akşam bir oturduk. Ya arkadaş, şimdi lahmacunu yerken gözüm ıspanaklıda, onu keserken biberliği kesiyorum. Bir de böyle acı biber var ki aman Allah'ım bayılırım. Efendim Murat Gül, Gül ailesinin mekanındayız. Dedim ki ya ertesi gün gelelim bu lezzeti hem formülünü soralım hem de sizlerle paylaşalım. Yolunuz Tarsus'a düşerse bence düşürün. Tarihi zaten efendim, kültürü, medeniyetler beşiği ama gastronomide de çok özel ürünleri var. Nasılsınız dostum? Hoş geldiniz hocam. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi iyiyim. Bir daha bir yerde fındık lahmacun yemeyeceğim. Bana iyilik mi yaptın, kötülük mü yaptın bilmiyorum. İyilik yapmışsındır ya. Bu Tarsus'un bu meşhur fındık lahmacunu size tattınız. Bunu hiçbir yerde bu tadı bulamazsınız. Çünkü bunlar kara tavalarda pişiyor. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu oraya, kara tavalar yok. Oraya geleceğim. Evet. Oraya geleceğim de. Şöyle bakıyorum. Bir 25 yıllık geçmişim var mı bu işte? Yani bu yıl şöyle söyleyeyim. 30. Ramazan'ım. Yaşım 42. 30. Ramazan. Yaşım 42. Yani biz o zaman okulu bıraktık. Rahmetli babamın yanında çalışmaya başladım. Ortalama işte 30 yıldır bu işin içinde yoğrulduk. Vallahi şimdi şundan başlayalım. Efendim öyle bir görüntüsü var ki yağı, çıtırlığı, bir de içindeki kıymanın lezzeti. Hamurundan başlayalım mı? Nedir bu sizin fındık lahmacunun sırrı? Şimdi bizim fındık lahmacunun sırrı, yani bizim kendi Tarsus'a has olması kara tavada pişmesi. Yani tavalarda pişmesi. Bize has olanınsa, bizdeki Gülpire'deki lezzet ise etin tamamen kuzu eti ve dana etinin harmanlanması. Ve kendi yağıyla, içinde kesinlikle dışarıdan yağ koymuyoruz. Kendi bak, aynen. Yağ var mı diye sordum yani, öyle söyleyeyim. Kendi yağ, hamurumuz mayalı hamurdur. Tuzsuz mayalı hamur. O da işte bu lezzeti veriyor efendim. Ya bu hani üstündeki kıyma. Aynen. Ama yerken ben sanki kuşbaşı pirzola yiyormuş gibi hissettim. Aynen. O ilginç. Yani bu kıymayı şişe takın, kebap yapın. O derece. O derece evet. İçindeki şey az. Soğanı ve kırmızı biberi çok az. Şimdi porsiyon mu yoksa tane hesabı mı? Yani burada oturduğun zaman porsiyon hesabı işte bir porsiyonda 10 tane var. Ama bizim burada işte gelen diyor ustacığım 50 tane at, 60 tane at kutulayıp veriyoruz kendilerine. Rekor kimde ya? Böyle bir oturmaya kaç tane yeğenini gördün 30 yılda? Şimdi 30 yılda derken biz bir de şunu da söyleyeyim abicim. Biz her sene geleneksel lahmacun yeme yarışması yapıyoruz. Allah Allah bak. Tabii tabii. Demek ki... Konuşmadık. Hiç anlatmadım, belki görmediniz. Sosyal medyadan duyurusunu yapıyoruz. İşte çok katılım oluyor. Ödüllü yapıyoruz. İşte bu sene yine bir ödül koymuştuk. 50 tane şey vardı. Limiti vardı. Yani biz koymuştuk 50 tane yiyeni şu kadar diye. En fazla yiyen 45 oldu bu sene. Bizim rekor. Bizim Hüseyin abi dişlerini yaptırsın. Ufak tefek gözlüklüğüne bakma. Yer. Şimdi onun dışında bu da ıspanaklı. Ispanaklı börek. Evet. Bu da ayrı bir lezzet. Tabii bu da ayrı bir lezzet. Kavurmuş soğan. İşte ıspanak efendim. Hafiften salça. Hepsi karışınca böyle güzel lezzet çıkıyor ortaya. Ya bu fırında odun, kömür, meşe fark ediyor mu lezzette? Yani biz çam kullanıyoruz. Meşe daha çok, meşeyi baklavacılar kullanır bizim burada.
Zaten önemli olan bu tür pide fırınlarında, lahmacun fırınlarında taşın sıcak olması. İşte sabah iyice yaktıktan sonra orada genellikle çam kullanıyoruz yani. Bu da olmuyor. Biberli ekmek mi? Aynen, bu da biberli, tarsusa özgü. Bunların hepsi tarsusa özgü. Başka hiçbir yerde bulamazsınız hocam. Peki dostum, bir şey soracağım. Tabii fiyat aslında sormak istiyorum ama değişiyor. Çünkü şimdi Ramazan'da biraz daha hesaplı davranıyorsunuz. Sonra mecbursunuz fiyatları güncellemek, artık zam denmiyor artık. Evet. Zamın adı güncellenme olmuş. Güncellenme yapılıyormuş yersen. Yani siz için değil mi? Genel abi ya, zam zamdır ya. Ama şöyle söyleyeyim, 10 tanesini içeceğiyle beraber 80-85. Yani şu an biz zam yapmadık. Ve Tarsus ortalamasında fiyat kalite ortalaması en iyisi bizde. Çünkü şunu da söyleyeyim, bizdeki bu fiyatları, fiyata soru söyleyeceğim, uygun olmasının sebebi ailece çalışmamız. Yani eşim, kardeşim, biz hep beraber çalışıyoruz. Bu da bize bir avantaj sağlıyor. Bizde şu an lahmacunun porsiyonu 60 lira. İçeceğiyle beraber en fazla 75 lira öder gider. 10 tane de lahmacun. Evet. Şimdi biz böyle tabii bir şey damak tadımıza uygun olup hoşumuza gitti mi eşle dostla paylaşıyoruz falan. İlk sordukları soru şu oluyor, böyle özel lezzetlerden bahsettiğimiz zaman. Ya sen oralarda yiyorsun, biz burada nasıl bulacağız? Artık gönderiyorsunuz da galiba. Tabii biz yani Türkiye'nin 81 iline kargoyla gönderiyoruz efendim. Şimdi bir şey soracağım. Pişmiş mi gidiyor, çiğ mi gidiyor? Şimdi lahmacunlar bu şekilde pişmiş, biberlerimiz, böreklerimiz bu şekilde pişmiş vaziyette çıkıyor. 1-2 saat böyle bekliyor. Bekliyor. Ondan sonra bunları onar onar paketliyoruz. Bunların özel poşetleri var. Vakumlu. Onları poşetledikten sonra efendim Maraş'tan gelen bu dondurma kutuları var ya. Evet. Köpük. Köpük, strafor. Tamam. Onlara yerleştiriyoruz. İçerisine buz akülerimizi koyuyoruz efendim. O şekilde şimdiye kadar hiçbir sıkıntı olmadı. İstanbul, Bodrum, yani aklınıza gelecek her yere gönderdik. Peki. Sevgili Gül kardeşim, ben bu kargoyu aldım. Evet. Bunlardan istedim. Gayet güzel. Açtım. Ya dipfrize atacağım ya da nasıl tüketeceğim, yani nasıl ısıtacağım şimdi, ben bunu? Ben nereden bulayım senin kararmış tavanı da, aynen, çam ateşini? Geldi efendim, geldi. Zaten bizim onları böyle onlar poşetlenmemizin amacı, vatandaşa geldiği zaman yiyeceği kadarını ayırıyor. Geri kalanını dipfrize atıyor. Can istediği zaman onları çıkarıp ısıtıp, bizim lahmacunun bir özelliği de ısıttığınız zaman aynı tazeliği koruması. Allah Allah. Aynı tazelik. Hiç ayırt edemezsiniz. Vallahi. Ayırt edemezsiniz. O kadar ki tazeliğini koruyor. Peki lahmacuna limon sıkılır mı? Efendim? Lahmacuna limon sıkılır mı? Vallahi ben sıkmam, bu tadı bozmam. Şimdi onu şöyle söyleyeyim. Sıkan da var, sıkmayan da var. Ben de aslında sıkmıyorum. Bak ben de ustasıyım bu işin. Ben de mesela kebap yerken de, lahmacun yerken de şey sıkmam. Limon sıkmam. Ama genellikle sıkılıyor yani. Ya sevgili, şimdi ben daha önce de iki defa program yaptım. Damak tadına da güvenirim. Sevgili, buradan Haluk Başkanıma da selam olsun. Haluk Başkan da bir kalemi kuvvetlidir. Asıl doktordur ama kalemi kuvvetlidir. Güzel şiir yazar, arada güzel mesajlar yazar. Damak tadına da düşkündür. Sen de yiyormuş lahmacunu. Evet. Ekmeğe lahmacunu. Ekmeğe lahmacunu. Vallahi ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun ne demek. Ben de söyleyeyim mi vallahi, ben de bu lezzeti İstanbul'a çocuklarıma yollayacağım. Ne demek? Adresi vermen yeterli abicim. Vereceğim, hemen göndereceğim. Vereceğim kayıttan hemen. Sonra. Rehber Tarsus'ta devam ediyor efendim. Kolay kolay bir şeyin imalatını ekrana getirmiyorum efendim. Genellikle masada sunumu sunuyordum ama şimdi Akın abimi görünce dedim ki ben de Akın abimin yanına geleyim. Selamun aleyküm, kolay gelsin. Selam, hoş geldiniz. Ne hazırlıyoruz Akın abi? Evet, humus hazırlıyoruz. Humus ama Tarsus usulü mü? Tarsus usulü ana yemek olarak hazırlanıyor. Humus meze değil midir? Hayır. Hayır, bizde meze diye. Tarsus da ana yemek olarak. Ana yemek. Nasıl yaptın? Bu senin bakır mı, bu nedir? Evet, o bakır tenceremiz. Ne attın içine? Buradan haşlanmış nohudumuzu aldı. Tamam. Buraya aldık. Üstüne biraz tuz ekeledik. Ve biraz dövdükten sonra buradan tahin ilave ettik. Tamam. Ondan sonra şimdi devam ediyoruz. Ya bunun böyle makineyle falan olacak iş değil bu. Değil, evet. Bakayım bir abi, bakayım. Oo abi maşallah ya. Kaç sene oldu meslekte? Bu çocukluğumdan beri var. 63 sene oldu. 63 sene. Evet. Kaç tabak humus yaptın hatırlamaz? Yok. 60 yılından beri babadan bu yana. Maşallah. Evet. Ya. Hadi abi, evet, devam edelim. Evet. Bitmişini ekrana getireceğiz.
Suyumuz, su mu bu? Evet, eşki, limon eşkisi. Limon eşkisi, evet, orada koydum. Evet. Kendi suyu. Kendi suyuyla da belli bir kıvama getiriyoruz. Şimdi efendim, tabii evet, insan gezdikçe öğreniyor. Humus, Antakya'ya gittiğimizde biz, ah güzel Antakya'm benim, ah güzel Hatay'ım, ah güzel Hatay'ım. Hatay yalnız biraz perk yapıyor o, yani meze şeklinde. Ama bizde yemek olarak olduğu için biraz daha böyle gevşek görünüyor. Abi aklıma geldikçe gözüm evet, doluyor. Evet. O kadar anımın olduğu şehir, şu an öyle bir şehir maalesef. Evet, benim akrabalarım da orada, görüşemedim bile. Burada bu humusumuz böyle o şekilde hazır. Hazır. Sonra tabaklayacak mıyız? Evet. Hadi tabaklayalım. Tam böyle esnaf lokantası, tam 60 yıllık, 60 yıllık usta humus diyor, Tarsus'ta ana yemektir. Bu gerçek porsiyon mu? Evet, gerçek porsiyon. Bunu koyduk, bitti mi işimiz? Hayır, bitmedi. Baharatlarını atıyoruz. Atalım, neler atıyoruz? Kimyon. Tamam. Evet, yanında sumak. Tamam. Evet. Biraz da süs olarak da kendi tanesinden atıyoruz. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Bir de maydanozumuz var. Onu da attık. Şimdi burada isteyen olursa sarımsak atıyoruz. İsteyen olmasa atmıyoruz. Ama toz biberimizi attık böyle. Tereyağımız hazır. Böyle burada döküyoruz. Hadi gel masaya geçelim. Efendim. O kadar Tarsus'a geldim. Pastırmalı humusu meze şeklinde falan çekmiştim. Tarsus'ta da şelalede dostlarımın yanında ama hakiki Tarsus humusu. Gel abim gel, gel, gel canım abim gel. Ana yemek. Abi bir şey soracağım. Sizde humustan başka, oturur musunuz? Sizde humustan başka yemek çeşidi var mı? Hayır. Tek humus, evet. Tek humus. Çorbası, tatlısı hayır, yok. Hayır, yok. Yani bir de bunun şeyi var. Humus paçası var. Hani kelle paçası gibi ama hani onun et yerine bayat ekmek konuyor. Yine üstüne humus gibi dizayn ediliyor ve o şekilde veriyoruz. Vallahi görüntü şahane. Peki bunun yanında soğan olmazsa olmaz mı ya? Olmaz. Allah evet, Allah. Evet, soğan turşumuz var. Acur turşumuz var. Yanında çok güzel oluyor. Ekmek böyle olursa ekmek, daha güzel. Daha da güzel oluyor tabii pide ekmekle. Şimdi sevgili Gül kardeşim de demin çekimden çıktık lahmacunda. Dedi ki ya madem dedi humusa gideceksiniz Akın Bey'e. Oradan dedi ben dedi size böyle dedi susamı bol. Güzel bir ekmek yapayım. Hafif soğumuş ama zaten Ramazan'dayız efendim gösterme amaçlı. Abi bunu kaşıkla da yenir ama bu asıl böyle daha güzel olmaz. Tabii bandıra bandıra yemek daha bir zevkli olur. Ama bu zevke kalmış bir şey. İsteyen kaşıkla isteyen. Sıcak sıcak. Evet. Abi bir şey söyleyeceğim ya. Suda musluk suyu ya. Efendim? Suda musluk suyu. Evet musluk suyu. İçiliyor mu tabii? İçiliyor tabii tabii. Yani geldik bir de suya ekstra para vermemize yok, gerek yok. Yok yok. Doldur doldur. Yok, istediğiniz, istediğiniz kadar içebilirsiniz. Ya bari yazın da soğuk dolaba koyuyor tabii musun? Dolabımız var çalışıyor. Ama daha erken şimdi havalar soğuk biraz. Çalıştırmadık. Daha isteriz. Peki güzel abim. Program bugün günlerden salı. Evet. Yayın tarihi pazar. Salı. Bunu geç, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi 4 günümüz var. 4 günde fiyat değişmez herhalde. Yok yok. Yok fiyatımız 40 lira üzerinden veriyoruz porsiyonu. Abi 40 liraya çorba vermiyorlar adamlar. Vermiyor, ben veriyorum. Vallahi abi yani 40 liraya geliyorsun. Evet. Tarsus'un 60 yıllık ustasından sıcak sıcak humusunu yiyorsun. Yani suyu doldur doldur bizim iç. Bizim dışımızda fiyatlar çok farklı. Dışarıda daha farklı peki, veriyorlar. Sizde ekmek nasıl oluyor? Yine böyle ekmek. Yine öyle yarım pide veriyoruz mesela veya yarım somun ekmek veriyoruz. Yetmezse çeyrek daha veriyoruz. Yani millet karnını doyurup da kalkıp gidiyor 40 liraya. Yine de böyle bandırıyor mu? Evet. Böyle de sünnetliyor mu onu? Tabii ki. Ay, ne güzel ya. Abim çok teşekkür ediyorum. Olun, sizin gibi ustaları Allah başımızdan eksik amin, etmesin. Cemil cümlemizi. Yani hani bazen denir ya hani görüntü her şeyi anlatıyor diye. Hani yesek de anlatsak, yemesek de anlatsak zaten ustamın emeği, tecrübesi bir de şu sunumu her şeyi anlatıyor. Üstelik 40 lira. Tarsus'a geldiğiniz zaman vallahi Akın abimden humus yemeden gitmeyin. Rehber devam ediyor.
Bir tarafta camiler, kiliseler, kabirler, makamlar, gerçekten Tarsus hani anlat anlat bitirilemeyecek bir yer. Hüseyin abi şurayı bir ekrana getirelim. Bu hafta programda yer vermeyeceğim. Daniel peygamberin mezarı orası. Ama oraya girmeyeceğim çünkü Eshab-ı Kehf'e bayağı bir süre ayırdık bu programda. Kubatpaşa Medresesi Tarsus Belediye Kültür Evi'nin önündeyiz. Daha önce geldiğimde burada çalışmalar devam ediyordu. Geçmiş yıllarda tabii ki burada farklı medreseler de vardı. Birçoğu zaman içerisinde yok oldu. İşte ayakta kalan ve restorasyon çalışmaları da tamamlandıktan sonra müzeye dönüştürülen Tarsus Belediyesi'nin ellerine sağlık. Yine tarihi bir binanın önündeyiz. Biraz sonra detaylı bir şekilde bahsedeceğiz ama bir oradaki eseri, parçayı da bayağı bir ön plana çıkartacağız. Dün gece tesadüf böyle sosyal medyada gezerken işte Tarsus'un gizli yerleri, Tarsuslu çok gezgin kardeşimiz var. Çok güzel yerleri bulup ortaya çıkartıyor. İşte medresenin bakın şu duvarındaki şu bölümü göstermişti. Bir yazıt var burada. Hani yazının çevirisi de var ama çok karışık bir çeviri. Ama ilginç yani kolay kolay karşımıza çıkmayacak bir eser. Bilinçli olarak mı buraya konulmuş yoksa burası yapılırken birinin eline denk gelmiş sonradan mı fark edilmiş biraz sonra öğreneceğiz. Merhaba nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz Mert Bey. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Özel bir binanın önündeyiz yine değil mi? Evet burası Tarsus'ta biraz önce bahsettiğiniz gibi pek çok medreseden ayakta kalan son medrese. Kubatpaşa Medresesi. Ramazanoğlu Bey'i Kubatpaşa tarafından 1553 yılında yaptırılmış. Tabii medreseler 1924'te kapatıldıktan sonra Girit'ten gelen Türklerin bir kısmı buraya yerleştirilmiş. Onlar bir süre yaşamış. Daha sonra Gümüşhane'den 1950'lerde inşaat ustaları gelmiş. Onlar yaşamışlar. Restorasyon yapılmış, arkeoloji müzesi olarak kullanılmış 1970'den 1998'e kadar. Tarsus Belediyesi son dönemde tekrar restorasyonunu yaptı ve 2020 yılının 27 Aralık Tarsus'un kurtuluş gününde Tarsus ve çevresinden toplanan etnografik eserlerin sergilendiği bir kültür evi olarak tekrar turizme kazandırıldı. Şimdi şu ilginç bir yazıt da hani yazıtın içeriğinden çok şunu merak ediyorum ben. Hani burası yapılırken birileri tarafından farkında olmadan mı buraya konulup sonradan ortaya çıkıyor yoksa bilinçli olarak mı? Yok bunlar bilinçli olarak konuyor. Bu buna devşirme malzeme deniyor aynı zamanda. Bu milattan sonra 2. yüzyılda Roma dönemine ait bir yazıt. Bilinçli olarak konması neden artık yani biz buranın hakimi biziz. Diğer milletler bizim egemenliğimiz altında da anlamına da geliyor. Değil mi? Yani aslında da belki de en açık anlamı bu. Şimdi girelim içeriye. İçeride güzel niye dinletisi var. Tam Ramazan'da denk geldik. Şimdi şöyle bir şey vardır. Ülkemizde belki dünyada da öyledir. Bütün müzeler haftanın 6 günü açıktır. Pazartesi günleri kapalıdır. Burası pazartesi günleri de açık. Giriş ücreti yok. Tarsus'a ait. Tarsus'a ait. Aleyküm selam. Amcanın işte bahsettiğiniz. Ya bahsettiğiniz amca. Evet. Tarsus'a ait aradığımız her şey burada var. Şimdi bakın. Mesela çok ilginç yine. Mesela ülkemiz o yüzden çok güzel. Tarsus da o yüzden çok değerli. Hani girer girmez bir mozaik karşımıza çıkıyor. Belki kim bilir daha neler vardır Tarsus'ta değil mi? Gün yüzüne çıkmamış. Tabii Tarsus'un tarihi Neolitik çağa dayanıyor. Tarihte 5 kez başkentlik yapmış ve hiç terk edilmemiş üst üste bir yerleşim var. Tarsus'un kelime anlamı ne? Tarsus'un kelime anlamı ilk olarak Hititlerde Tarzi olarak rastlıyoruz. Daha sonra Tarşa, Tarsos ve Tars olarak gelmiş. Hep efsanelerde geçiyor. Yani net olarak anlamını bilmiyoruz. Fakat 2500 yıldır İsmi değişmeyen dünyadaki ender kentlerden bir tanesidir Tarsus. Burada da görüyoruz bakın medresenin hemen altında Bizans dönemine ait mozaikler var. Bunu da kazın Roma çıkar, onu da kazın Helenistik çıkar. Tarsus böyle üst üste bir yerleşime sahip. Tabii. Şimdi efendim burada işte dokuma atölyeleri var, savaş eşyaları var, Tarsus kilimleri var. Şöyle hızlı bir tur yapacağım. Daha sonra o belki de yörük termosu dediğimiz eser üzerinde konuşacağız. İşte sahanlar, gaz lambaları. Ya biz de yaşlandığımızı anlıyoruz. Bunlar bile tarihi olmuş Hüseyin abi. Yani belki bir 15-20 yıl önce daha doğmuş olsaydık doğum tarihimizden bunların da birçoğuna
yetişmiş olacaktık. Bir bavul var burada. Bunu da bizim bir abimiz, işte onun babası askere giderken kullandığı tahta bavulu buraya hediye etti. Başka nelerimiz var? Davul, sipsi, davul buraların olmazsa olmazı. Şimdi efendim ya bunun mevsimine bir türlü denk gelemedim. Anlata anlata bitiremezler. Tarsus, beyaz üzümü ama ne zaman olur ya, bir gelelim. Bu, tabii Haziran'da olur. Bu bizim tescilli coğrafi işaretli bir ürünümüz. Tarsus topacık, Tarsus beyazı bundan dediğimiz. Dondurma olur mu acaba? Üzüm. Denemek lazım. Denemek lazım. Çok uzak memleketlere gidemiyor. Bunun tanelenme problemi var. O yüzden genelde bulunduğu yerde tüketiliyor. Ama çok lezzetli, sofralık bir üzüm. Şimdi efendim bu deve yünü ceket. Şöyle hızlıca devam edelim. Onun yanında şaman elbisesi. Dedik ki kültür kenti, ne arıyorsak var efendim Tarsus'ta, merak ettiğimiz ulaşım, yöresel kıyafetler. Çok üzerinde durmayacağım çünkü bir dahaki geldiğime de biraz malzeme kalsın. Çantalar. Osmanlı'da hanımlara en çok ayna ediyorlar. Bunun da anlamı sana senden daha güzel bir hediye bulamadım. Yani kadın baktıkça kendisini görüyor. En çok da... demeseydin keşke. Şimdi bizim Güler abla Hüseyin abiden kesin ister. Tarsus'tan bana bir ayna getirmedin mi diye. İsteyebilir mi? İster değil mi? Sen de diyecek misin? Peki bir şey söyleyeceğim. Güler abla aynaya bakarsa güler mi Hüseyin abi? Efendim, insanlar yaşadıkları coğrafyada yaptıkları işlerle her zaman ayakta kalma mücadelesi veriyor. Ve bu mücadelenin içerisinde de mutlaka yanında günlük tüketebileceği, koruması gereken böyle yine gıdalar için hep bir formül arıyor. Şimdi günümüzde biz teknolojik olarak rahatız. Her köşede elektrik var. Market var. Canımızın istediğini gidip alıyoruz. Uzun yola çıktığımız zaman işte termosun 50 çeşidi var. Saatlerce, ama bundan böyle çok değil ya. 100 yıl, 150 yıl öncesine, 200 yıl öncesine gittiğimiz zaman özellikle yörüklerin o hayat yaşam tarzına uygun olarak mutlaka bazı şeyleri koruması gerekiyor. Yollar uzun. Daha önce görmemiştim. Adı neymiş efendim? Hamzan. Hamzan veya hızman da denir. Tabii o yokluktan icat edilen aslında. Yörüklerin icat ettiği bir termos bu. Tabii o ne zaman yapmış? Pet yok, işte cam kavanoz yok. Bu nasıl yapılıyor? Yapılışı şöyle. Çiriş otu var, çiriş bitkisi. Böyle pırasanın benzer. Pırasanın üçte biri kadar. Bunu yazın köküyle çıkarırlar, taş sokusunda iyice ezerler, macun haline getirirler. Daha sonra güneşe serer, kuruturlar. Tekrar döverler ve siyah bir toz elde ederler. Bu bir kenarda durur. Bu arada hanımlar temiz bezlerden bir model çanta dikerler. Bunun içerisine bebek kundağı, toprağı veya kepekle bunu şişirirler. Bir model çıkar karşısına. Daha sonra bu çirişin tozunu suyla karıştırıp bunun etrafına sıvarlar. Yaklaşık yarım santim kalınlığında. Bir nevi betonlaştırıyorlar değil mi? Sertleştiriyorlar. Aynen öyle. Bu ıslakken hanımlar buna böyle süsler yaparlar. Erkekler de çamdan veya sedirden buna bir kapak hazırlarlar. Kuruduktan sonra içindeki malzemeyi dökerler. O bezi de nasıl böyle koyunun keçinin derisini yüzer gibi böyle dikkatlice çıkarırlar. Bir kap elde ederler. Bunun içerisinde genelde işte sade yağ koyarlar, zeytinyağı koyarlar. Pekmez koyarlar, süt koyar. Mesela süt koyduğunuzda sütünüzü uzun süre korur. Yani çok özellikli bir termos. Çok kaldı mı bunlardan? Yok, bunda şu an yani bizim topladığımız 3 adet var. Ama tabii köylerde de çok zannetmiyorum yani kaldığını. Bu suya değmemesi lazım. Suya dış kabının suya dayanıklılığı az. O yüzden işte bu şekilde koruması da biraz daha zahmetli. Vallahi ben de ilk defa görünce böyle ilgimi çekti. Ya çok özel bir yer yani. Yolunuz Tarsus'a düştüğü zaman gerçekten burayı gelin, görün. Şöyle yukarılara bakıyorum, hiç bakmayayım. Yukarılara hiç çıkmayalım. Ya yapacak bir şey yok. Çok da ilgi gören bir yer burası. Bizim istatistiklerimiz var. Geçen sene 103 farklı ülkeden 107 bin kişi burayı ziyaret etmiş. En çok neyi merak ediyorlar burada? Gördükleri zaman uzun süre neyin karşısında vakit geçiriyor gelen misafirler? En çok bizim bir soframız var. Oraya ilgi var. Peki, şöyle geçelim sofraya. Ev eşyaları, ev yaşamında mı?
Burası değil mi? Yeme içme her zaman insanların ilgisini çekiyor. Tarsus'ta yemek kültürü. Sizden dinleyelim. Evet tabii Tarsus'ta çok farklı yemek kültürü var. Çünkü burası kozmopolitik bir yer. O yüzden bu da yemek kültürümüzü çok çeşitli olmasına sebebiyet veriyor. Bu bizim işte hep çocukluğumuzda, bizden öncekilerin de böyle küçük bir örneği burada. İşte sıkma yapan bir ablamız var orada. Yine bakın şu mavi çaydanlık olmazsa olmazımız emaye çaydanlıklar bütün evlerde vardı. Yine o güğümler, çömçeler. Şey ilginç, mesela limon çatalı diye bir şey var. Evet, limon çatalı. Bakın o şeker maşası, çay kaşıkları bunlar hep gümüş ve çok güzel işçilikleri var. Bakın kahve fincanlarını görüyorsunuz, süt bardağını görüyorsunuz orada. Yine şekerlik de aynı şekilde. Burası diyorsunuz ki en çok ilgi çeken yerlerden biri buradaki. Evet, yani insanlar burada en çok ilgi çektikleri yerlerin başında bu odamız var. Belki buradan giderken de diyoruz ki şöyle bir gidelim, bir hatıramız olsun. Özellikle sosyal medyamızda paylaşalım. Nereye gideceğiz? Makineler bölümünde Tarsus hatırası ile ilgili bir fotoğraf bölümümüz var. Burada yine zaman içerisinde yolculuk var, onu da söyleyelim. Tabii Tarsus'ta pek çok han vardı. Tabii demiryolu ulaşımının erken tarihlerde burada başlamasıyla birlikte bu hanlar önemini yitirdi ve birçoğu günümüzde yok. Olmazsa olmazı Kleopatra kapısı. Hüseyin abi diyordun ya burada anons çek diye. Başka yerde çekeceğim ama buraya mı geçelim? Bu sefer de biz önden girdik. Ha, buradaki fotoğraf makinesi, agrandizör, bunu icat eden de, yapan da Tarsuslu bir Ahmet Özfidan abimiz, Allah rahmet eylesin. Şu anda çocukları devam ediyor. Bakın orada yine plaketini, isimlerini görebiliyorsunuz. Bunu orada o zaman 60'larda bunu kendi birleştirip ve Türkiye'nin her yerine satıyormuş. Bu döneme ait de fotoğraflar burada da giderken... Bir Tarsus hatırası fotoğrafı çekiliyorsunuz. Şimdi efendim az önce yemeden içmeden bahsettik. 40 kaşık mıydı pasajın adı? 40 kaşık bedestene. 40 kaşık bedestenine gideceğim. İnşallah açıktır. Belki de eğer açıksa daha önce de yayınlamış olma ihtimalim yüksek programın içerisinde. Çok değişik ürünler duydum çünkü. Ben size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Haftanın 7 günü açık. Her gün açık. Yok. Giriş ücreti yok. Her gün açık. Teşekkürler Tarsus Belediyesi. Rehber Tarsus'ta devam ediyor efendim. Humus, fındık lahmacun, börek, biberli ekmek, üzerine tatlı bir şeyler gerek diye düşündüm. Sevgili Burak kardeşimin yanına geldim. Merhaba, nasılsın? Hoş geldiniz, siz nasılsınız? Ben deyim güzel kardeşim. Nasıl geçiyor hayat? Nasıl geçiyor Ramazan? Çok şükür her şey güzel geçiyor. Sizde daha da iyi geçecek şu an. Hurma satışları patladı mı? İnşallah patlayacak. İlk bir haftadan sonra. Şimdi, çok ürünüm var. Evet. Hepsi senin imalatın mı? Evet. Neden başlayalım? El Clasico diyelim mi? Cezerye'den başlayalım. Binlerce yıldır gelen cevizi Cezerye'den başlayalım. Başlayalım. Hüseyin abi, oradan görebiliyor musun? Evet. Anlatır mısın güzel kardeşim, Burak'cığım? Şimdi cevizi Cezerye'miz, en başta özel havuçlarımız gelir. Sarı havuçlar. Bunlar güzelce yıkanır. Kabukları soyulduktan sonra... Bir kazana atılır. Daha önceden kaynatılan şekerler sıcak şerbet haline geldikten sonra püre halindeki havuçlarımız içine atılıyor. Ayrıyeten çeşitli baharatlar harman edildikten sonra en son üzerine cevizimiz katılıyor. Bu böyle bekliyor. Evet. Daha sonra ustamız bunu karıştırıp yoğurduktan sonra geniş güzel bir tepsinin üzerine tahtadan yayıyor. Bir gün veya iki gün, ustanın kendi uzmanlık alanı olduğu için daha iyi bilir içindeki kıvamı. 2 veya 3 gün içinde soğuduktan sonra, baton haline geldikten sonra makinayla yaprak şeklinde geliyor. Ondan sonra da üzerine Hindistan cevizi afiyet olsun. Aynen öyle. İftardan sonra yerseniz daha da güzel olur. Peki bir şey söyleyeceğim. Cevizli mi, fındıklı mı, fıstıklı mı? Orijinali cevizli. Orijinali cevizli. Evet. Senin favorin hangisi? Cevizli. Sen de mi cevizliyi seversin? Ben de cevizliyi seviyorum. Şimdi Hüseyin abi bak. Bunlar var ya çok ilgi çekiyor ekranda. Bunlar aslında böyle büyük büyük yapılırdı eskiden. Böyle müşteriye de kesilirdi aslında değil mi? En eski cezerye bu.
Değil mi? Aslında orijinal Cezerye bu. Teknoloji olmadan önce. Yani bundan 100 sene önce buradaki ahalinin yaptığı Cezerye bu. Çoğu hanımefendiler biliyormuş zaten bunu 100 sene önce evde yaparken Tarsus camiasında. Sonra zamanla bunun fındıklısı oldu. Antep fıstıklısı oldu. Böyle küçük küçük. Bunlar da Cezerye mi? Bunlar ikramlık atom Cezerye. Şu şekilde. Fındıklı ve Antep fıstıklı. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yani tadını da az çok tabii ki biliyorum ama görseller çok güzel sevgili kardeşim. Demek ki bir işi severek yapacağım, bir de ustan iyi olacak. Ustamız iyi olmazsa olmazdı. Şekerin iyisini kullanacaksın, havucun düzgününü seçeceksin. Değil malzeme mi? Bol. Malzeme bol. Yani yediğin zaman ne yediğini bileceksin. Şurada neler var? Burada Isparta gülü dışı, içi Antep fıstıklı, gül suyu ve lokum. Lokum güzel. Bu senin imalatın hangisiydi? Benim projem dediğim bu muydu? Fındıklı. Yok, o fındıklı var. O fındıktan da ikram edelim. O fındıklıyı da bir gösterelim lütfen. O zaman buna devam edelim. Bu içi Antep fıstıklı. İçinde ayrıyetten de çikolata sosu var. Güzel. Üstü de toz Antep fıstığından oluşan soğuk baklava dediğimiz. Soğuk baklava. Ama tabii ki o bilinen soğuk baklava değil. Senin bizim tarifimiz güzel. Soğuk baklava. Güzel. Neli? Soğuk Cezerye. Soğuk Cezerye. Müthiş. Çok içinde ama. Yani müthiş bir espri yaptın Hüseyin abi. Gerçekten tebrik ediyorum. Efendim bu da kardeşimin Ar-Ge'si sonucu değil mi? Araştırma geçmesi sonucu. Kaymaklı fındıklı lokum. Tövbe estağfurullah. Kaymak, fındık lokum. Kaç tane yiyelim? Sahurda yediğin zaman iftara kadar idare eder. Değil mi? Yani aynen. O tokluk hissini veriyor herhalde. Aynen. Güzele de benziyor. Bunun tadını biliyorum. Tadına baktım valla. Alırız detayını. Başka nelerimiz var ya? Yani Tarsus'a geldiğimiz zaman neyin tadına bakmadan ya da bütçemiz ölçüsünde neyi almadan gitmeyelim? Cezerye almadan gitmesinler. Kaç lira oldu Cezerye bu arada? Şimdi 2 sene önce geldiğinizde 30 TL'ydi. O zaman şimdi de olsun olsun 70 lira olmuş. Şu an 100 TL'den aşağı Cezerye yok. Şeyler nasıl, diğerlerinin fiyatları kardeşim? Abi bunlar 400 mi oldu bunlar? 300 mü? 300 lira. 300 lira. Yani her şurası şey da 300 lira. Ama şey, bunun her yeri Antep fıstığı. O da doğru. Şu an Antep fıstığının içi 850 TL. Güzel. Bu arada kardeşimin çok da şıktır mekanı, böyle geldiğiniz zaman kuru yemiş çeşitleri. Gel abi gel, ne varsa fakirde gel gel. Bak ya, biz en çok bunu biliriz abi, bak gördün mü ya. Bizim işimiz bununla ya. Efendim? Papağan yemi. Sen Türkiye'yi yiyor, bunu deme ya. Çekirdek, bu çekirdek. Bizim orada papağan yemi diyorlar. Sizin orada papağan yemi diyorlar. Hüseyin abi. Neyse şuraya kap. Yok, kesmiyoruz. Bak valla şunlar. Hepsi çıtır, taze değil mi? Tabii ki de. Çıtır çıtır. Valla güzel ya. Ben de pirinci gördüm, şaşırdım. Burada dedim pirinç ne Hüseyin? Dede mesleği. Öyle mi? Aynen, 70 senedir. Ben de acayip pilav yaparım ha. Bir gün yapın da yiyelim. Oo, benim yaptığım pilav çok meşhurdur. İnanmıyorsan dayıya sor. İnanmıyorsan dayıya sorayım. İnanmıyorsan dayıya sor. Dayı. Bir dakika. Kemer'de yaptığım pilav nasıldı? Ama doğruyu söyle. Dipdiriydi. Dipdiri. Pilavın makbulü odur. Pişmemiş miydi? Yarı pişmiş. Ben senin sağlığını düşündüğüm için. Şeker hastasısın ya, biraz nişasta serinmesin. Buna iyilik de yaramıyor ya. Buna iyilik de yaramıyor. Vallahi efendim çeşitler böyle. Ben size söyleyeyim. Tarsus Cezeryesiyle, böyle fantastik ürünleriyle, fındıklısı, bak şeylisi, fıstıklısı, cevizlisi, yolunuz düşerse bütçeniz imkanında alın. Tadımlık tadına bakın. Kardeşim ben gidiyorum. İftara buradasın. Orada kalırız, o sorun değil de. Şimdi Tarsusların yıllardır iki hayali vardı. Biri il olmak, biri de plajının olması. Şimdi efendim bir soru soruyorum. Gittiğim yere kadar da söylemeyeceğim. Size bir soru. Biz her gittiğimiz yerde fiyat soruyoruz ya. Hani bizim sloganımız çay kaç lira, su kaç lira ya. Sizce Ramazan ayı boyunca Tarsus'ta ekmek kaç lira? Ramazan ayı boyunca Tarsus'ta belediyenin sattığı ekmek kaç lira? Tahminleri sosyal medyamdan bekliyorum. Cevabını ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim. Rehber devam ediyor. Bu arada kardeşim de hediye paketim onlar. Teşekkür ediyorum. Onları da alacağım. Oh,
Rehber devam ediyor. Efendim, az önce Tarsus çekimlerinde bir soru sormuştum. Demiştim ki sizce Tarsus'ta Ramazan ayı boyunca Tarsus Belediyesi ekmeği kaç liradan satıyor? Biliyorsunuz bizim programımızda fiyat bilgileri önemli. Cevabını ben değil, müdürüm Mahmut abi, Mahmut Özküçük versin. Müdürüm nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ramazan ayı boyunca Tarsus Belediyesi'nin ürettiği ve halka sattığı, Sayın Başkanım buradan Haluk abiye de selamlarımı yolluyorum. Bir ekmek kaç lira? Efendim, 4 çeşit ekmek üretiyoruz. Tam buğday, yulaflı, çavdar ve somun. Her gün 50 bin kapasitemiz var. Ekmeğimiz 210 gram, 1 TL. 1 lira. 1 lira. Ramazan boyunca bir ay boyunca Sayın Başkanımız Haluk Bozdağ'ın talimatı doğrultusunda ekmeğe 1 TL'ye veriyoruz. Şimdi ben dışarıdaki kuyruğu bilerek çekmek istemek. Evet. Benim için dışarıda çok büyük bir kuyruk var, onu söyleyeyim. Benim için önemli olan abi, bir ekmek alır mısın şöyle? Bir ekmek gözüksün şimdi 1 lira deyince. Bu ekmek değil mi? Sıcak sıcak. Evet. Pişmiş. Hijyenik. Son derece hijyenik, temiz, içinde katkı maddesi olmayan, vatandaşlarımız sürekli her gün Ramazan da olmasa sıraya giriyorlar, bizim ekmeğimizi tercih ediyorlar. Ama Ramazan'da 1 lira deyince herhalde ilgili olmuş. Sayın Spiker kardeşim, biz Ramazan'dan önceye de ekmeği 2,5 TL'ye veriyoruz. Normal fırınlar ekmeği 5 TL'ye veriyor, biz 2,5 TL'ye veriyoruz. Gramajımız diğer o 5 TL'ye veren fırınla aynı, 210 gram 210 gram. Ramazan'da 1 TL. 1 lira olunca kuyruk arttı mı? Tabii, kuyruk arttı. Her gün ortalama 7 bin, 6 bin 800 kişiye fırında ekmek veriyoruz. Efendim, ben size bir şey söyleyeyim mi? Siz bakmayın, bazı sosyetiklerin, yokluk görmemişlerin sağlıklı beslenme öğütlerine, tabii ki sağlıklı beslenme çok önemli ama hani bazen dışarıdan maval okumak bilmeyene çok kolay. Öyle aileler var ki 10 kişi günde 30 ekmek alıyor, 30 ekmek. Yani Ramazan ayı boyunca 1 liraya 30 lira veriyor, fırından alsa 150 lira. Bir ay boyunca düşünün. O yüzden ben siyasi kimlik, hangi parti, bunlar benim için fark etmez. Ben şuna bakarım: vatandaşın cebine, bütçesine, yediği ekmeğe kimin faydası varsa ben ekrana getiririm. Bununla da gurur duyar, saygılarımı ve teşekkürlerimi iletirim. Peki ekmeğin maliyeti de normalde 2,5 lira civarı zaten. Evet. Hayatta her şeyde para değil. Evet. Başkanımız biliyorsunuz bizim belediyelerimiz sosyal belediyeler. Halkımız, Tarsus halkımız fakir, çiftçi, tarımla uğraşan bir kesim. O yüzden ekmeğe de çok tüketiyoruz. Başkanım da bu düşünceyle ekmeğe 1 TL yaptı Ramazan boyunca. Evet. Allah razı olsun. Müdürüm, mesainize sağlık. Bu güzelliği paylaşmak istedim. Ben teşekkür ederim. Sefa geldiniz, hoş geldiniz. Ekmeklerimiz pasta kıvamında efendim. Pasta kıvamında. Maşallah. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rehberin bu haftada sonuna geldik efendim. Tarsus'ta anlatacak çok yer var, gitmediğimiz çok güzellikler var, tarih var. Bazen daha önce gittiğimiz ama üzerinden zaman geçtiği için belki sizler de şöyle düşünebilirsiniz, niye gitmedin diye. Ama yine geleceğiz. Ben Tarsus'a yılda 3 kere 4 kere gelmezsem içim rahat etmez. Çok keyifli bir bölümdü. Ramazan'da Eshab-ı Kehf'i ziyaret etmek ayrı bir anlamdı. Hayatımda yediğim en güzel lahmacunu yedim. Murat Gülüstam, ellerine sağlık. Arif abiden, Arif ustadan humusun yemek olduğunu öğrendim. Cezerye çeşitlerini gördüm. Kültür Park'ın restore edilmiş halinde yine sizlerle güzellikler paylaştım. 1 liraya Ramazan ayı boyunca ekmek olduğunu görmek ayrı bir güzellikti. Başta Haluk Başkan olmak üzere sevgili dostum, basın müdürü Gökhan kardeşime, bu programda bizlerle beraber, gel yanıma, hızlıca gel, gel Ozan, gel. Gel dostum, sen de gel, hızlıca gel. Şimdi biz tabii, ben programda ekran karşısındayım ama böyle hızlıca program yetişsin diye bana yol arkadaşlığı yapan İlker miydi? İlker. Sevgili İlker'e, meslektaşıma, benden yakışıklı olduğu için fazla ekrana çıkartmadığım sevgili Ozan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz abi. Güzeldi. Çok kısa sürede keyifli bir program yaptık. Programla ilgili yorumlarınızı, eleştirilerinizi bekliyorum. Bak, kötü bir şey yazarsanız sert bakalım, lütfen şöyle bir sert bakalım.
Bak biz kızınca çok kötü oluruz. Eleştiriye varız ama ne olur yorumlarda hakaret, küfür olmasın. Sizleri seviyoruz efendim. Haftaya Rehber Farkı'yla başka bir cennet köşede buluşmak üzere. Hoşça kalın.